merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol zeytinyağlı, kıymalı, nefis bir bamya yemeği yapacağım. Yazdan buzluğa bolca atmıştım ve kışın bu şekilde buzlu halde, hiç buzunu çözdürmeden pişiriyorum ve nefis oluyor gerçekten. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Bir de bunu da sizinle paylaşmak istedim. Belki sizlere de fikir olur. Evet, hemen yemeğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle bamyamız için yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencereye alıyorum. Üzerine bir tane büyük doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum. Bir kavurmaya başlıyorum. Biraz hafif ölünce soğanlar kıymasını ilave edeceğim ve kıymayla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Soğanım kavrulurken pilav için yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tencereme alıyorum. Ve üzerine arpa şehri ilave edeceğim. Bunun ölçüsünü vermeyeceğim. Ne kadar koymak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Şehriyemizi çok fazla kavurmayacağız. Çok pembeleşmesi yeterli. Eğer çok fazla kavurursanız pilavınızın rengi çok koyu olur. Evet, soğanım biraz öldü. Şimdi kıymamı üzerine ilave ediyorum. Yaklaşık 100 gram kadar kıymam var. Evet, şehriyelerim kızarmaya başladı. Ben pirincimi daha önceden ılık suda ıslattım. Birazcık da kızarttım. Yaklaşık 20 dakika kadar o şekilde beklettim. Ve daha sonra güzelce yıkadım. Nişastasından arındırdım. Güzelce suyunu sürdürdüm. Ve şehriyemin üzerine ilave ediyorum. Evet. Bu tarafta da kıymamızla soğanımızı birlikte kavurmaya devam edelim. Evet, tereyağımı ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, bir taraftan da bamyamın kıymasını kavurmaya devam ediyorum. Evet, şimdi kıymamızın üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar salça ilave edeceğim. Ama eğer yazdan yapmış olduğunuz domates konservesi varsa ondan da koyabilirsiniz. Yazın içine domates de doğrayabilirsiniz. Şimdi kışın hormonlu olduğu için ben kullanamıyorum. Ama inanın doğranmış domates de çok güzel yakışıyor bamyaya. Evet, bir taraftan da pilavımızı karıştıralım. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz kıyır kıyır oldu. Bu kıvama gelmesi gerekiyor. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Tuzunu ve limonunu atacağım. Üzerini kapatacağım. Evet, bamyamı ilave ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi poşette. Hiç buzu çözülmeden içine direkt boşaltacağım. Ve kendi halinde biraz altını kısıp kavrulup çözülmesini bekleyeceğim. Çok fazla zedelemeden karıştırın. Bamya çünkü biraz hassas bir bitki. Evet, bu şekilde biraz kavrulmasını bekleyelim. Biz bu arada pirincimizin suyunu ilave edeceğiz. Ben 2 su bardağı pirinç kullandığım için 3 su bardağı da su koyacağım. Benim pirincim bu şekilde ama pirinçten pirince fark edebilir. O yüzden lütfen dikkatli koyun derim. Ben pirincimi Bim'den alıyorum. Baldo pirinç kullanıyorum. Ve bu ölçüler gayet güzel oluyor. Tane tane bir pilav oluyor. Yani ölçümüz 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su koyuyoruz. Şimdi tuzunu atacağım.
Damak zevkinize göre tuzunu ekleme yapabilirsiniz. Bunun ölçüsünü veremeyeceğim maalesef. Çünkü herkesin damak zevki farklıdır. O yüzden tuzu kendiniz damak zevkinize göre ayarlayın. Evet, bu şekilde karıştıralım. Ve 3-4 damla da limon sıkacağım. Pirincimizin, pilavımızın daha güzel parlak olmasını sağlıyor. Koymayabilirsiniz, size kalmış. Evet, şimdi üzerini kapatacağım. Evet, biraz tıkırdadığı zaman, kaynadığı zaman altını kısacağım ve kendi halinde pişmesini sağlayacağım. Evet, bir taraftan da bamyamızı karıştıralım. Evet, bamyam da güzelce kavruldu. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğim. Suyunu çok fazla koymayın. Şöyle hafif üzerini geçmesi yeterli. Zaten bamya çok çabuk pişen bir sebze. O yüzden çok fazla koymanıza gerek yok. Ben şimdi tuzumu da atacağım. Evet, birazcık daha ilave edeceğim. Daha sonra tuzunu atacağım ve üzerini kapatıp pişmeye bırakacağım. Evet, yine tuz ilavesini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, yarım limon sıkmamız gerekiyor bamyamızın üzerine. Yoksa bamyanın böyle akışkan, değişik bir şeyi var, özelliği var. Eğer limon sıkmazsanız hiç güzel olmaz. Yarım limonu sıktım ve daha sonra kaynamaya bırakacağım. Üzerini kapatacağım, pişmesini bekleyeceğim. Zaten çok çabuk pişen bir sebze olduğu için çok fazla bekletmenize gerek yok. Evet, altını biraz daha açacağım ve üzerini kapatacağım. Pilavım suyunu çekti. Şimdi altını kapatacağım ve hiç karıştırmayacağım. Üzerine bir tane havlu kağıt koyacağım ve üzerini kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra karıştırıp havalandırıp servis yapabilirsiniz. Evet, bamyamıza da bakalım. Bamyamız da pişiyor. Çok fazla zedelemeden karıştırın lütfen bamyayı. Yoksa dağılır. Evet, bamyam da pişmek üzere. Üzerini kapatacağım ve pişmeye devam edeceğim. Evet, bamyam da pişti. Altını kapattım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi pilavım dinlendi. Üzerindeki havlu kağıdı alacağım ve pilavımı karıştırarak havalandıracağım. Evet, böyle bir bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Ama dinlendirmeden kesinlikle pilavınızı karıştırmayın. Ve yarım saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Daha güzel tane tane pilav yapabilirsiniz. Yakından da göstermek istiyorum sizlere. Evet, muhteşem bir pilav. Yanında bamya yemeğiyle beraber nefis olacak. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün farklı yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.